Merhaba, yazlık ayakkabı çalışacağız bugün. Yazlık ayakkabıyı oluşturmak için tunus örgü tekniğini kullandık. Üzerine etnik desenlerle kanifçe nakışı yaptık. Espadrille tabanı kullanarak ayakkabımızı oluşturduk. Şimdi ayakkabımızın yapım aşamalarına başlayabiliriz. Ayakkabımızın tabanı için prim 38 numara espadrille kullandık. Espadrille taban ile birlikte verilen kalıbın ölçülerine göre örgümüzü örerek ayakkabımızı hazırladık. Ayakkabımızı örmeye arka yan kısmından başlıyoruz. 11 zincir çekiyoruz. Her zinciri tığımızı geçirerek parmağımızdaki iplikten ilmik alarak çıkarıyoruz. Bu şekilde toplamda 10 tane ilmek oluşturuyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonunda başına kadar tek tek bütün ilmekleri kapatarak örüyoruz. Sonraki sıra, sıramızın başında zincir çekiyoruz. İlk ilmeğe tak geçirmiyoruz tığımızı. Sonraki ilmeğe geçirerek ilmek çıkarıyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine ilmeklerimizi tek tek kapatarak sıramızın başına geri dönüyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Örgümüze tunus örgüyle şemamızı takip ederek devam ediyoruz. Ayakkabımızın arka ve yan kısmını örerek bitirdik. Örgümüzün üst kısmına 2 sıra, yan ve alt kısmına 1 sıra sık iğne öreceğiz. Her ilmeğe bir sık iğne gelecek şekilde örüyoruz. Sık iğnelerimizi ördük. Örgümüzün üst kısmına ters sık iğne örüyoruz. Tığımızı sık iğnemizin içinden geçirip parmağımızdan ipliği alarak uzatıyoruz. İlmeklerimiz 2 tane oluyor. Tekrar ipliği tığımıza dolayarak 2 ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Bir önceki sık iğneye yine tığımızı geçiriyoruz. İpliği tığımıza dolayıp çekerek çıkarıyoruz. Tığımızda 2 ilmek oluyor. Yine tığımıza ipliği dolayarak 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Örgümüzde sık iğne yaptığımızda şu kısımlarda deformeler oluştu. Bunları da şimdi bu şekilde gidereceğiz. Arka tarafta iğnemizle dikerek deliklerimizi kapatacağız. Çevirdiğimizde şu kısımdaki olan delikler gittiğimiz kısımlarda yok oluyor. Ayakkabımızın burun kısmını öreceğiz. 17 zincir çekiyoruz. Sıramızın başından başlayarak her zincirden bir ilmek şeklinde 9 ilmek çıkarıyoruz. Fazladan zincir çektik. Artma işlemlerimiz var. Onları göstereceğim yine sonraki sırada. İlmeklerimizi tek tek kapatarak sıramızın başına geliyoruz. İkinci sıramızda her iki yandan örgümüzün 4'er ilmek arttıracağız. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyoruz. İlk ilmeğimiz tığımızda 1,
2, 3, 4. Her zincirden birer ilmek çıkardık. Örgümüzün sağ tarafından ilmeğimizi arttırdık. Sol tarafında ilmeğimizi arttırmak için fazla çektiğimiz zinciri yukarıya doğru alıyoruz. Buradan her ilmekten bir ilmek şeklinde 4 tane ilmek çıkarıyoruz. Sıramızın başına doğru tekrar ilmeklerimizi kapata geliyoruz. Sonraki sıraları verilen şemaya göre örüyoruz. Ayakkabımızın burun kısmını ördük. Şemamıza göre verilen deseni çarpı iş olarak işleyerek bitiriyoruz. Kanepçe desenimizi işledik. Yan taraflarını bir sıra sık iğne, üst tarafını iki sıra sık iğne, daha sonra ters sık iğnemizi ördük. Burun kısmımızı dikerken yanları sık iğne şeklinde olduğunda istediğimiz düzgünlükte durmuyor. O yüzden daha düzgün dursun diye üzerinden zincir işi yaparak tamamlıyoruz şu kısımlarını. Ayakkabımız için parçalarımızı ördük. Burun kısmımız ve taban ve yan kısımlarımız. Örgümüzü ortalıyoruz. İğnemizi takıyoruz ki ortasını unutmayalım. Taban kısmımızın da ortasını iğnemize batırıyoruz. Ortaya gelecek şekilde iğneliyoruz. Örgümüzü tabanımızın yan kısmına çok gerdirerek de değil, çok gevşek olarak da değil, tam oturacak şekilde tel olarak iğneliyoruz. Diğer tarafında aynı şekilde iğneliyoruz. Thank you.
makine dikiş tekniği ile dikiyoruz. Yan kısımla burun kısmını birleştirme detayına geldik. Yan ve burun kısmını iğneliyoruz düzgün dikebilmek için. Makine dikişi yaparak dikiyoruz. Bir tarafa bu şekilde diktik. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Ayakkabımızı bitiriyoruz.